Ercan Zilek, 17 yaşındayım, öğrenciyim. Esenkent'te okuyorum, lise sondayım, üniversite sınavı hazırlanıyorum bu yıl. Müzik okulda yapıyorum, arkadaş ortamında. Kendi çapımız yani, profesyonel olarak yaptığım bir şey yok. Türkü söylüyorum, baktığım zaman da repertuarda fazla türkü yok. Daha doğrusu bana uyan türkü yoktu. Mecburen Gesi Bağlı'nı söylemek zorunda. Gesi Bağlı'nda üç top gülüm var, ey Manço'dan Gesi Bağlar olmasa daha iyi olabilirdi. Çok güzel bir duygu. Yani insanın, herkesin yapması gereken bir şey bence. Gülay Karanfil, 37 yaşındayım, aşçıyım. Bir tane kızım var, mutluyuz. Sen de söyleye kızım sayesinde katıldım. Kızım çok istedi katılmama, onu kırmamak için katıldım. Funda Arar'dan Arap Saçını söyleyeceğim. Funda Arar'ı çok seviyorum ve çok hareketli bir şarkı. Ben hareketli şarkıları çok seviyorum, o yüzden bunu seçtim. Gönlüm çok dinlemiyor, sevdiğimi ver diyor. Kim görse şu halimi bir daha sevme diyor. Aşk yüzünden. İlk defa söylediğim için belki bir heyecana kapılmış olabilir miyim? Ben bir daha yaparsam daha iyisini yaparım diye düşünüyorum. Adım Çağrı Çalkaş, gastronomi okuyorum, 19 yaşındayım. Emre Şafak Şenel, uluslararası ticaret okuyorum. 19 yaşım. Ben daha çok pop dinliyorum. Sevdiğim sanatçılar var tabii ki. Kolpa, Murat Boz sevdiğim sanatçılar arasında. Ben de Pop Slow'la daha çok ilgileniyorum. Biraz tesadüf oldu. Arkadaşlarımızla buraya bowling oynamaya geldik aslında. Görünce karaoke yapmak istedik ve katıldık. İşte artık sonumuzu Allah belirleyecek, yapacak bir şey yok. Murat Boz'dan Sallana Sallana'yı söyleyeceğiz. Şarkımızı bizi izleyecek olan tüm arkadaşlarımıza, sevdiklerimize armağan ediyoruz. Sözlerini yuttum değil, bak bu yangından yeni eser yok. Gönlüm usandı, sana zar zar dayandı. Tabi ben de üzüldüm ama yandıysa yandı. Gönlüm usandı. Zaten söylemiştim sesim edildi.
Eğlendik. Eğlendik. Evet, fazlasıyla. Selda Mutlu, ev hanımıyım, 35 yaşındayım. Ben genelde ev işleriyle uğraşıyorum evimde. Yani boş zamanlarımda türkü söylüyorum dostlar arasında. Yani fırsat buldukça evde kendi kendime de söylüyorum türküleri. Türküleri çok seviyorum, halk müziğini özellikle. Sen de söyleye katılmaya bu programı izledikçe ve güzel sesleri gördükçe ben de gerçi yani içten katılmak istedim. Özellikle benim oğlum anne sen de katıl diye ısrarla söyleyince tekrar geldiğinizi duydum ve geldim. Ben Malatya yöresinin bir türküsünü söyleyeceğim. Etek sarı, sen etekten sarısın. Biraz heyecan var. Genelde türkü söylediğim için fazla yok. Ama gene de babama gönderdiğim için heyecan oldu birden. Etek sarı, sen etekten sarı sağım, sarı sağım. Etek sarı. Gerçekten. Yani burada heyecanlanıyorum. Evdeyken böyle heyecanlanmıyorum. Çok güzeldi, çok zevkli geçti. Çok teşekkür ederim. Sen de söyle. İçer Demirbaş. Yaşım 27. İstanbul içerisinde bir firmada çalışıyorum. Herhangi bir müzik tarzı seçmiyorum. Bütün müzikleri denemeye çalışıyorum en azından. Genelde başarılı olabildiğimi söyleyebilirim yani. Bugün Kazım Koyuncu söyleyeceğim. Ben seni sevdiğimi diye. Sevdiğim ne da sereceğim kendimi. Ki sevdiğim önüme da seveceğim. Oldu hayli zamanda görmedim. Görmedim sevdiğimi. Oldu hayli zamanla, oldu hayli zamanla. Görmedim, görmedim sevdiğimi. Yaz geldi, bahar geldi. Açtı yeşil yapraklar. Yaz geldi, bahar geldi. Açtı yeşil yapraklar. Ben sana doyamadım. Doysun kara, doysun kara, doysun kara topraklar. İnsanlar şu anda büyük bir kalabalık var burada. İlgi çok. Yani böyle bir yerde olmak gerçekten güzel bir şey yani.